TV'den merhabalar. 10.30 analiz programıyla karşınızdayız. Tek Süt Bandırma Spor, Trendyol TFF 1. Lig'de 6-0'lık bir galibiyet aldı Giresunspor karşısında. Bu maçı konuşacağız. Nazım Türknaz keyif kahvesini içiyor. Bir keyif kahvemi içtirmedim bana sevgili Ayhan Şansoy. Sonunda bir kışın ortasında gökkuşağını gördüm. Kışın ortasında bahar geldi. O isli puslu sisli havalardan güzel güneşli günlere doğru bir atılım geldi. O yüzden ben de yüksek müsaadenle şu kahvemden son bir damlamı alayım. Afiyet olsun. Ben o zaman bir giriş yapayım. Dün Bandırma'daydım bu arada. Evet. Maçı stadyumda izlemek bambaşka bir duygu değil mi? Tabii ki ya. Hani bir de alt liglerde böyle o maçın evet, yerel halkla beraber havasını yaşamak bambaşka bir duygu. Bir de orada mesela şeyde sana kameranın verdiği değil, kendi gözlerinin verdiğini görüyorsun. Çok net daha görebiliyorsun her şeyi. Bambaşka. Alan bambaşka paylaşımını, oyuncuların evet, işte hücuma çıkarken, duruşunu değil mi? Hepsine baktığın zaman. Gerilerken neleri yanlış yapıyor, neleri doğru yapıyor. Her şeyi çok rahat gözlemleyebiliyorsun. Çok doğru. Gerçi bir şey söyleyeyim. Yakın gözlükten falan aldın mı? Çünkü Bandırma Stadyumu'nda yani uzakları görme şansın yok. Stat konusuna geleceğiz. Şimdi bak, Bandırma'nın bu Osmanlı'dan kalma, ikinci meşrutiyetin ilan edildiği zamandan kalma bu stadyumda uzakları görme şansın yok sevgili Şensoy. Biliyorsun yani. Çok haklısın vallahi. Ama dün o yağmura suya rağmen gerçekten çok iyi taraftar vardı. Helal olsun. 1000'e yakın taraftar gelmişti maça. Maç boyunca desteklediler bu arada. Hiç susmadılar. Taraftarla seyirci arasındaki fark bu. Taraftar acıya gelir. Seyirci keyfe gelir. Çok. Aradaki fark bu. Birkaç rakam söyleyip sana pas atacağım. 21 şut 10 isabet. Ceza sahasına 51 kez girmiş takım. Sayın Başkan'ın Onur Göçmen'in dersine iyi çalışmışsın. Seçildikten sonra evet, ilk defa bir maçın ilk yarısında 4 gol attı Bandırma. Bu da bir ilk. Dün başkan da söyledim bunu. Yalnız edebi metinlerden pozitif bilimlere doğru geçmiş. En sevdiğin ders matematik. Ama hep bize edebiyattan bahsettin sevgili Şensoy. İşe göre değişiyor diyeyim. Güzel. Devam. Ardından yine dikkatimi çeken bir şey var. Pas oranı. Yani takım 622 pas yapmış. Bunu şöyle bir gözlemle anlatabilirim. Hüseyin hocam geriden ayağa pasla, yani topu hızlı dolaştırarak hücuma çıkmak istiyor. Zaten hı-hı, maçtan sonra dedi ilerisi için bir fragman sunduk gibi şeklinde bir evet, ifadesi vardı. Yani evet, hayalindeki oyunu tabii rakip güçsüz denebilir ama şimdi Giresunspor'da geçen hafta 77 dakika Çorum'a direndi yani evet, 1-0'ı korumayı başardı. Çorum'da ligin iyi takımlarından biri. Topu hızlı dolaştıran, ayağa paslar yapan, sürekli havadan şişirmeyen, ne oynadığını bilen, bilinçli oynayan bir Bandırma Spor bravo vardı. Yani sevdiğim bir oyun şekli benim. Doğru, yani doğru. Taraflı tarafsız başka bir takımda olsa izlerim, oturup izlerim. Evet. Nide yine Soku, ama dünkü maç izlenirdi ya gerçekten. Soku evet, çok fazla ön plana çıkan isimlerden biriydi. Topu sağ tarafta hakikaten çok iyi kullandı o kanadı. Yani takımın hücum açıklarının içerisinde hep yer aldı. Foru da beğendim ben açıkça. Hep diyorduk ki ortalarında bir akıl eksikliği var. Oyun akıl eksikliği 10 numara vardı. İşte playmaker, forvet arkası adını sen koy. Yine zaman zaman eleştirdiğimiz Cite de dün 2 golle takıma katkı sağladı. Her anlamda Bandırma Spor'un ihtiyacı olan bir galibiyetti ve biraz böyle ilerisi içinde bir artık umut ışığı doğdu gibi. Onu hissettim şehirden ayrılırken. Senin nezdinde nasıl bir maç oldu? Biraz da seni dinleyelim. Şimdi Bandırmalılar merak ediyor. Nazım Türknaz ne diyecek? Estağfurullah. Buradan herkese selamlar olsun. Orada Bandırma'da beni gören herkes seni soruyor orada. Yani sevenimiz var. Teşekkürler var, buradan var, bütün var, Bandırma'ya, Bandırma sporlara teşekkürler. Şöyle ben başlamak istiyorum. İyi futbol, iyi futbolcuyla, iyi futbolcu da iyi futboluyla müsemmadır. Sevgili Ayhan Şansoy. Bakınız, burası önemli. Siyasetçiler gibi. İyi futbol, iyi futbolcuyla, iyi futbolcu, iyi futbolcu müsemmadır. Bunu nereden çıkarttım? Şundan dolayı. Evet, şimdi galibiyet alabiliyorsun takımlarda. İşte bazen derler ya, kuş taşa değiyor, bir şekilde galip gelebilirsin. Ama iyi futbol, bol aksiyon, hücum keyfi, o başka bir durum. Şimdi evet, dünkü maçta gerçekten bunun örneklerini fazla fazla gördük ama bazı geri dönüşler gördük sevgili Ayhan Şansoy. Bir kere man of the match, yani maçın adamı tartışmasız Soku. Yani ama şunu da söylemek istiyorum. Sevgili Soku, ey Soku, daha önce nerelerdeydin iki gözüm? Doğru mu? Lig bitiyor ya. Ya lig bitiyor, tamam. En azından nereden bundan sonra böyle kal. Evet, ama bu oyunu
Her zaman görmek istiyoruz. Bak sezon başında ben öve bitiremezdim. Josef Zun. Müthiş bir oyuncu. Hatta demişim ki içine Ronaldinho ile Messi kaçmış. Ama hakikaten şu an kaçmış. Şu an ortalıkta yok. Yani şimdi bayrağı herhalde inşallah Suku devralacak. Müthiş bir performans. Sağ tarafta. Hatta golünü attı. Bir şükür yaptı yani. Oh ya dedi. İhtiyacı da vardı. İhtiyacı varmış. Tamam attırdı. Pozisyonunda yarattı. Müthiş. Diğer noktada diyorum ya sana. İyi futbolcu ve iyi futbol. Abi ben geldiği zaman titremiştim. Bak geldiği zaman titremiştim. Heyecandan titremiştim. Kimdir o? Navarone Fur. Gerçekten Endonezya asıllı Hollandalı oyuncu. Kariyeri fevkalade. Özellikle Vitesse'de, Vitesse Arnhem takımında bir efsane gibi aslında. Çok böyle bir baskın bir karakterdi. Ben izlediğim oyuncu yani o takımı evet. izlerken bu kadar dikkat etmemiştim. Evet. Söyleyeyim. Ama sonrasında baktım ki hakikaten müthiş bir performans. Ya bak attığı golden bir kere var ya oyuncunun karakterini anlarsın. Bak klas dokunmuş abi. Yani, klas dokunmuş. Koşu da çok doğru. Evet. Doğru koşu kuş. Doğru. Tam klas dokunmuş ya. Bitiricilik falan. Ya bunları vakti zamanı çok yaptım ben. Mesela diyor. Çok özür dilerim burada. Doğan Can'a da bir parantez açayım. Doğan Can da bu koşuları doğru yapıyor ama vuruşu yapamıyor. İşte son doktoruz ama şu var. Bak şimdi. Her zaman için tekrar bir atasözü. Her zaman için rekabet başarı getirir. Sen şimdi sezon başından beri çok eleştirdin ciddi. Evet. Ama ne oldu? Badji transferinden sonra Jit de bambaşka bir hale geldi. Bak şimdi golcü attığı golde mesela penaltıdan bahsetmiyorum. Penaltıdan bir kere özgüven patlaması. Hiç gerinmeden direkt 90'a. Müthiş. Ama attığı golde sevgili Şensoy yani golcünün bir şansı vardır. Top önüne gelir golcünün. Golcü topa gitmez. Top golcüye gelir. Öyle bir durum oldu. Ben Şolak da öyleydi dedim. Aynen öyle zaten bak. Ama şu var. Jitte'nin mesela sadece bir oyunu mesela bir pozisyonu vardı. Müthiş bir pas verdi Suku'ya. Onu Fura şey atamadı. Josefson bitiremedi ama yani Jitte'de de büyük bir değişim var bu arada. Bunu da dikkat çekmek lazım. Bir de sevgili hocamız Hüseyin Hoca'ya buradan selam olsun. Bizim Bordo TV'yi hep izliyor galiba. İzlemeye hani daha önce izliyordum bilmiyorum ama şimdi izlemeye başladığını ben düşünüyorum. Şundan dolayı ne demiştik? Yeni bir şeyler denemesi lazım demiştim. Yeni bir şeyler denemesi lazım. Şimdi bak, yabancı hakkını kaleden kullanıyorsan o kalecinin Mustafa Fener olması lazım. Çok iyi olması değil lazım. Değil mi? Çok çok iyi olması lazım ki lazım. Sana bak puanlar, galibiyetler, şampiyonluklar kazandıracak. Ama vasat ya da o civarda olan bir kalecinin sana yabancı hakkını kullanıyorsan dezavantaj yaratır. Şimdi Akın kardeşimiz, doğru mu? Akın'ın şimdi şampiyonluk tecrübesi var 2 defa. Ankara Gücü Hatayspor. Şimdi yılların deneyimi var. Demiştik ki Akın'ı kaleye alalım, Gelios'u dinlendirelim demiştik. Ki sağ olsun. Bir şey söyleyeyim. Hoca da bunu duymuş sanırım. Akın Gelios'tan çok daha iyi kaleci. Ya bir kere kariyeri. Şimdi Gelios'un Bundesliga 2'den başka şeyi yok. Ama Akın'ın şampiyonlukları var. Bir kere o şampiyonluk duygusunu biliyor. Yok, ligden ziyade ben genel performansa işte bakarak diyorum. Hani. Deneyim böyle bir şey mesela. Yani o şampiyonluk heyecanını görmüş, yaşamış, hissetmiş. Hakeza Hoca da mesela böyle değil mi? Şimdi Hüseyin Hoca'dan çok seviyoruz ve neden çok fazla saygı duyuluyor? Çünkü Samsun Spor'un o makus tarihini kırdı geçirdi. Evet. Yani o şampiyonluğu tattırdı. 10 yıldır bekliyordu Samsun evet. Spor'u. Şimdi o yüzden bir kere yabancı hakkını kalede kullanmayacaksın abi. Çok çok iyi bir kalecin yoksa. Şimdi Akın'la bir kere başlaması bence fevkalade. Şimdi diğer bir özellik 10 numarada Fur. Bence hakikaten yaratıcı eksiklerini şey kapattı. Yani. Hız evet, akıl evet, da evet, koydu. Evet, evet. Klaslık koydu. Ben şimdi Klas da koydu oraya. Şu çok beğendim. Akan gerçekten. Yani Akan oyun diyoruz evet, ya böyle. Evet. O oyundaki o seriliği, hızı evet. Acaba bundan sonra görebilecek miyiz? Yani bunun peşine düşmesi lazım hocanın. Tabii şimdi hocayı ben de kutluyorum. Bravo, yani bravo. Çünkü sezonun en iyi maçını izletti dün. Bence tabii şimdi şöyle bir durum da var. Maalesef ki Giresunspor öldü. Allah rahmet eylesin. Yani tabiri caizse averaj takımı oldu. Yani tamam etiyle tırnağıyla mücadele ediyorlar ama bitmiş vaziyette bu takım. Yani, çok haklısın. Tahtalar kapalı, açılacak gibi durmuyor zaten. Transfer yok, gencecik çocuklar eyvallah. Mücadelelerine saygı duyuyorum ama zaten sezon başında bile aday göstermiş biliyorsun küme düşme hattında. O yüzden bu maçı da fazla abartmamak da lazım. Abartmamak lazım. Cuma akşamki maça odaklanmak lazım çünkü o maç yine bir kırılma maçı. Kilit maçı yani. Yine bir kilit maçı. O maça mutlak surette odaklanmak lazım. Bu maçı bir unutmak lazım. Bu maçı unut abi. 6-0 koymuyorsun cebine 100 puan. Moral, motivasyon her şey var ama mevzu bence cuma akşamı.
Cuma akşamı 22'de 3 puan alman lazım. Ama şöyle ama böyle. Diğer tarafta işte rekabet diyoruz ya bak. Bacı geldi, cidden performansı arttı. Fuhr geldi. Orta sahadaki oyuncuların bak heyecanları hepsine yansıyacak. Hepsine yansıyor. Olur. Hepsine yansıyor. O yüzden ben bu galibiyeti olumlu buluyorum. Evet. Sen de bahsettin zaten. Bu arada %76 top oynama da var. Evet. Baktığın zaman. Her bakımda ezici bir üstünlük. Beklendiği gibi. Zaten biz de hatırlarsan yayınlarımızda özellikle ben bir risk almıştım ama. %100 Nazım Türk Nas mı? %100 demiştim Nazım Türk Nas bu maça kazanır demiştim. Bandırma Spor. Hatta demiştim ki aksi bir sonuçta ismi değiştiririm dahi. Ceketimi ilikliyorum. İddialı bir. O yüzden ceket giydim. Esas duruş falan. Ama gerçekten bu maçı kazanması lazım. Ben her zaman söylüyorum. Bandırma Spor futbolcu kardeşlerimiz katılır katılmaz. Playoff oynayacak. Ama 7 mi oynarsın? 3 mü oynarsın? Orası sıkıntı işte. Orayı kendi belirleyecek. Evet. Artık. Ya 7 oynarsan hiç oynama. Bak 7 oynarsan hiç oynama. Girme o topları. Zaman kaybı mı diyorsun? Ama 3 olacaksan yok başıma koy. Açık ve net. Hakikaten Hüseyin Hoca da ilerisi için bize bir sufle sundu yani. Hani güzel bir şeyler olacak şey, izlenimi verdi. Ama tehlikeli. Hep isterim. Alıştırmasın bizi. Bandırmasın o taraftarı. Hep ister. Bak isli puslu sisli havada gelmişler. Doğru mu? Evet. O gelen 1000 kişiye Allah razı olsun. Ama şu var. Binlerce insan gelmesi için de bu oyunun devamı lazım. İstikrar lazım. Şimdi bir kere yaptın. Olmaz. Bu lafı aynı zamanda sokuya da geçerli. Sayın Başkan Onur Göçmez'e de kısa bir parantez açmak isterim. Hafta içi bir dokunuş da yaptı yani hani yönetimle beraber. Ya Bandırma Spor için Onur Göçmez çok farklı bir duygu, çok farklı bir kavram. Alem Göçer, Onur Göçmez boşuna demedi taraftar. Evet o dokunuşu hemen hissettirdi. Yalnız şöyle bir durum var. O basın toplantısında bazı önemli noktalar var. Bakınız. Neredeyiz? Buradayız. Ne yazıyor? Burası cin çukuru diyor. Nedir cin çukuru kardeşim? Bandırma Spor'un aslında temellerini oluşturan doğduğu Bandırma yani. Spor'un evet doğduğu aslında mekan cin çukuru. Kütükte yazan yer yani. Evet. Şimdi aslında her zaman söylüyoruz. Bu stadyum tam şimdi mesela çağırıyoruz ama insanlar da gelen var gelemeyen var. Çünkü şehrin biraz dışarısında. Fiziki şartları çok çok kötü bir stat. Maalesef futbolu izlemesi de çok keyifli bir stat değil. Değil. Yani. Değil. Yani spor sahası gibi biraz böyle değil mi baktığın zaman ve muazzam bir rüzgar. Şimdi başkanın enteresan bir şekilde bir açıklaması var sevgili Ayhan Şansı. Ben de takip ettim. Cin çukuru bizi çağırıyor diyor başkan. Cin çukuru gerçek sahibini çağırıyor. Evet. Cin çukuru Bandırma Spor'u çağırıyor. Yani baktığımız zaman madem orası bir boşlukta doğru mu? Orası bir normal bir arsa otopark falan galiba yapıyorlarmış. Tamam kardeşim yine orası otopark olsun. Şimdi bak. Yerin altına taşıyalım otoparkı şansı. Diyor. Stadyumlar artık böyle 15 günde bir maç yapılan olaylar olmaktan çıktı. Bak büyük takımların maçlarını takımların satılarına bak. Şimdi yaşayan bir stadyum yapalım abi. Orası yaşayan bir stadyum olsun. Orada şehrin merkezinde butik, bir. Tabii yürüyerek. Yürüyerek Ayhan Şansoy, nasıl Beşiktaşlı, nasıl Göztepe'li, nasıl Fenerbahçeli yürüyerek geliyorsa Bandırma'nın hakkı değil mi kardeşim? Nasıl yürüyerek Fenerbahçe gelmekte? Taraftarı alt yolda yemeğini yiyip evet. Oradan gidiyorsa Bandırma halkı da şehir merkezinde yemeği evet. Yiyip çocuğunu evet. Alıp oradan yürüyerek maça gitsin. Ve büyük değil, yani abartmaya gerek yok abi, 40-50 bine gerek yok. 8 bin de yeterli bence. Yani 8 bin 10 bin kıvamında butik stat ama tribünlerin sahanın hemen dibinde olduğu, yakın olduğu, İngiltere versiyonunu böyle 50 cm, futbolcu 50 cm. Tu var ya oradaki evet. Küçük takımlar. Tabii küçük aynen. Onların yani statları 8-10 falan. Binlik tamam mı? Şehrin merkezinde cin çukurunda Bandırma Spor'un temellerinin atıldığı noktada. Evinde. Gerçek evinde. O kardeşim Bandırma Spor bunu hak etmiyor mu? Bandırma halkı bunu hak etmiyor mu? Hatta Sayın Başkan şöyle bir şey de bulundu yani öneride bulundu. Altında diyor katlı otopark olsun. Evet yine olsun bak. Etrafında mekanlar olur işte mağazası, restoranı olur. Buradan da bir gelir sağlanır evet. Şeklinde. İşte şehrin iş insanlarını devreye sokup bu stadı yapabiliriz. Bu gücümüz var dedi yani. Hani tabii ki devletin, belediyenin de desteğiyle. Buradan da biz Bandırma Belediyesi'ne seslenelim yani. Evet. Bu çok zor bir proje gibi durmuyor. Evet. Üzerine düşünülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Şimdi bence burası çok önemli. Her Bandırma Spor taraftarının bence bunu düşünmesi lazım ve belediye adaylarına bunu düşündürtmesi lazım. Şehirde de bir heyecan yaratır bu. Heyecan yaratır. Şimdi bakınız. Bandırma Spor maçlarını cin çukurunda oynarsa
olacakları siz düşünün. Bu arada ciddi bir deplasman olur artık. Yani. Evet. Yani Bandırma'ya gelen ciddi evet. deplasmana gidiyoruz. Şimdi bana abi bazı videolar geliyor mesela. O sevgili taraftarlardan, diğer taraftan, bizim hani izlediğimiz karşısından mesela. Allah onlara güç kuvvet versin abi. Bir kere direkler. Direkten göremiyorsun. Artı rüzgarlar, yağmurlar, poyrazlar. Artı yani şöyle bir uzaktan uzağa, sen belki göremeyebilirsin, gözlük falan istersin ama böyle kartal gözü olman lazım. Mesela korneri, diğer taraftaki pozisyonları falan görme şansın yok. Ama ona rağmen gelmeye çalışıyorlar. Sen bunu mesela şehrin merkezinde cin çukurunda yaparsan sevgili Şansoy, Bandırma Spor ihya olur. Bak şimdi kupada kim çıktı rakip? Galatasaray. Tersini düşünün. Galatasaray Bandırma'ya geldi. Bir kere yayıncı kuruluş şey istiyor. Maç orada oynanmayacak yani. Akşam istiyor. Bir kere akşam yapamıyorsun. Doğru mu? Akşam yapamıyorsun. Nereye gideceksin? Haydi ya Balıkesir'e ya Bursa'ya. Doğru mu? Oraya buraya gideceksin yani. E şimdi koskoca Bandırma şehrinde. Işıklandırma yok zaten. Işıklandırma yok. Bu arada bizim çocukluğumuzda maç oynadığımız Selim Yasadığında bir ışıklandırma var ya. Yani. Var, evet var. Orada benim amcamlar oturuyordu. Ben hemen kale arkasında. Bütün toplar da oraya gelirdi, camları kırılırdı. Futbolu sahada konuşmuyoruz ya, oynadık dedi. Ama bak biz de biliyoruz, biz de yani İzmir'iz ama İstanbul'da her noktasını biliriz. Sevgili Şansoy. Ondan ne kuşku ya. Estağfurullah. Yani buradan yetkililere seslenmek istiyorum ama bak bu yetki böyle şey olmasın abi. Ha kulak arkası değil. Hayır abi. Orası kimin? Belediyenin mi? Bunu abi aslında bak Göztepe orası bunu yaptı. Bandırma halkının ya. Bak şimdi abi bunu Göztepe Sayın Mehmet Sepil yaptı şöyle ki. Devletle yerel arasına girdi. Ki Onur Başkan da bunu mükemmel yapacak bir kapasitede bir insan, bir iş insanı. Abi devletle belediye arasına girdi abi, tamam mı? Hem belediyeye hem devlete güzel ilişkiler sayesinde oraya olmaz denilen stadyum yaptı mesela Gülsar Akseli Göztepe. Şehir merkezinde çok muazzam güzel stadyum, bir stadyum. Mükemmel bir stadyum ve taraftarın kalbindeki yer. Ambiyansı da çok güzel. Semtin merkezi. E şimdi aynı şekilde Bandırma Belediyesi'ne ve Bandırma Belediye Başkan adaylarına buradan çağrımız olsun. Kim cin çukuru düşünüyorsa benim bir oy hakkım yok. Benim bir oy hakkım yok. Kütüğü aldırsak mı oraya? Ama ben şunu söylüyorum. Bandırma Spor taraftarı bir çağrım olsun. Kim eğer cin çukurunda bir stadyum yapacağım ben sözünü veren, vaadini veren kim varsa bu kararı desteklemesi ben rica ederim. Şehre çok güzel bir hava katar orası ya. Yani kalkındırırsın ya. Kalkındırır. Etraftaki esnaflar abi bak faydalanır. Şimdi. Yani o şehre gelen takım mesela diyelim ki bak Galatasaray Bandırma Spor'a Bandırma'ya geldi. Cin çukurunda maç oynayacak. Düşünsene. Medya konuşuyor, herkes konuşuyor. Galatasaray taraftarları geldi. Yedi içti. Süperli oteller, Fenerbahçe, yemekler. Fenerbahçe keza Beşiktaş. Tabii Fenerbahçe. Düşünün yani. Bak biraz büyük düşünün arkadaşlar ya. Küçükte kalmayın. Çok da zor değil bunlar. Abi. Çok uzak değil yani bunlar. Evet. Bir de Bandırma'nın şöyle özelliği var biliyorsun. Hemen karşısı İstanbul Yeni Kapı. Hemen şak. Hemen şak geliyor biliyorsun abi Bandırma'ya. Bandırma'yı dolaşman gerek de yok Körfez'i. Hemen karşında abi. Buradan da bu çağrıyı yapmış olalım. Cin çukuru bizi çağırıyor diyor başkan. Lütfen. Ne oldu ki? Söyle söyle. İçinde kalmasın söyle. Yedim bitirdim beni. Söyle sevgili Şansoy. Burada da şöyle bir de kahve borusu olmasın da. Sen lütfen kahveni iç. Ya, siyasetçiler de 5 yılda bir seçim zamanı hatırlamasın vatandaşı. Yani hani lütfen bu da bir çağrım olsun benim. Evet. Yani bak. Kulak verelim artık yani oradaki insanların. Bandırma Spor. Bandırma'nın büyük markası. Doğru mu? Kesinlikle yani. Şimdi Bandırma Spor büyürse Bandırma büyür. Yani küçük düşünmeyin. Ey idareciler. Lütfen küçük düşünmeyin. Bandırma Spor'un geleceği Bandırma'yı kurtarır. Bandırma'yı çok daha farklı noktaya getirir. Yarın belki de, bak Bandırma Spor başarılı olsaydı var ya, yarın belki de sevgili Ayhan Şansoy, Bandırma'nın il olma durumu olabilir. Bak şimdi yarın bir gün çünkü biliyorsun şehirlerinde arttırma durumu vardı bazı büyük ilçeler ki Bandırma bunların başına geliyor. Bandırma Spor'un başarısı belki Bandırma'yı il yapacak. Şöyle, doğru mu? Çok haklısın, bundan yana hiç şüphem yok. Dün başkanla tesisi de gezdik bu arada. Bir hafta 10 günü açılacak gibi. Vallahi yatağın üzerine uzandım. O kadar rahat, o kadar 5 yıldızlı otel haberi geldi. Konseptinde. Haberi geldi. Uzandım. Yani bak şimdi sen gidiyorsun ama senin yaptıkların bana kamera an mı be an. Bir dakika kardeşim.
An be an bana raporu geliyor. Ne yaptın, ne ettiğim geliyor. Sanayilerde ne yaptığın geliyor. Efendim söyleyeyim, antrenman tesislerinde ne yaptığın geliyor. Bakma ben İstanbul'dayım. Sen diyorsun ki, hayır kardeşim ben Bandırma'da gözlerim var, kulaklarım var. Sevgili Ayhan Şansu, dikkat et. Korkulur senden var. Dikkat et diyorum. Bu arada tesisin yanına üçüncü bir antrenman sahası yapılıyor. Evet, duydum. 3 antrenman sahası, yeni tesis, altyapı takımı oraya taşınacak. Müthiş. Şimdi bir çevre düzenlemesi. Evet, evet. 2 ay sonra beraber gideceğiz oraya, evet, açılışa. İnşallah, inşallah. Bambaşka bir şey yapılmış oraya. Tüm takımlar oraya taşınıyor. Altyapıda, A takımda. Yani başkanın oradaki heyecanını görmen lazım. Evet. Yok, şeyden belliydi. Bordo TV'den de açıklandı. 1965 yılında kurulan Bordo Spor, Bandırma Spor, bir dikil ağacı yoktu. Biliyorsun değil mi? Değil mi? Bir dikil ağacı yoktu. Çok doğru söylüyorsun. Hani stadyum senin değil bu arada. Stadyum Gençlik Spor Bakanlığı'nın. Bir dikil ağacı yoktu. Tesisler de çok kötü durumdaydı. Evet. Maalesef. Bize eski futbolcu anlatıyordu. Hatta Erkan Taşkıran da biliyor, şu an sportif direktör. Evet. Antrenman yapılıyor, tepeye çıkılıyor. Duş alınmıyor. Duş alınmıyor. Bak yani bunlar en doğal şeyler. Ya futbolcunun mesela antrenman yaptıktan sonra terli terli bir saat yol tepmesi ne kadar zorlu bir şeydir ya. İstediğin parayı sen bu adamı ver. Keza yemek yemeye de oraya gidiyor. Yemek yemeye ya da diğer ihtiyaçlarına. Şimdi muazzam tesisler. 60-70 yıllık kulübün tarihindeki yapılan ilk antrenman tesisleri, doğru mu? İlk kamp tesisleri. İlk belki de altyapı tesisleri. UEFA standartlarında 3 tane antrenman sahası. Müthiş bir şey bunlar. Yani. Müthiş bir şey bunlar. Yani bir insan bir şehre bir kulübe daha ne kadar yatırım yapabilir? Verebilir ki değil mi? Doğru söylüyorsun. Ne yapabilir başka yani? Sayın, o yüzden üzmeyin kardeşim. Alkışlayalım. Alkışlayalım. Bak. Üzmesinler. Bulamazlar değil mi Onur Göçer? Vallahi billahi üzmesinler. Bulamazlar zaten. Alem Göçer. Onur Göçmez diyorum. Topu da sana atıyorum. Daha da fazla bir şey konuşmak dün istemiyorum. Dün Bandırma'da maçtaki en güzel gol Emirhan'ın golüydü değil mi? Mesela uzaktan çok iyi şut attı bu arada. Vallahi İngilizlerin bir lafı var. Gol goldür. Golün hiç kötüsü olmaz abi. 6 tane gol benim için evladır. Kapatırken şöyle söyleyeyim. Emirhan'ın o golünü izlemekten daha keyif aldığım bir şey yaşadım dün Bandırma'da. Hayırdır? Bir kelle paça içtik bir yerde. Ya bak her zaman diyorsun ki Nazım, lafı bir şekilde yemeğe getiriyorsun falan diyorsun ama kardeşim ben... Ama ben hayatımda öyle bir çorba içim. Ben kelle paçayı bilmem. Ben kelle peyniri severim. Aa doğru, o doğru. Bol tuzlu böyle var ya, aman yarabbim böyle çöllerde kalmış gibi oluyorsun. Onu yiyince... Yani bilmiyorum da onu yiyen adam acı kuruşuyor var ya. Ben yerken gördüm seni. Yani çölde bir vaha gibi susu diye dileniyor ama o kelle peyniri gerçekten muazzamdı. Bilen bilir, bilen bilir o kelle peynirini. Bu arada Bordo TV'de bilenler var. Kapanış yaparken sen şu şeyi yapsana ya, istek, arzu, şikayet falan. Şimdi bak. İstek, arzu derken de böyle bir şey. Şey mi bu ya? Radyo programı. Şimdi bak. Ben suyumu içeyim. Mağlubiyette sırt döndünüz. Dediniz ki takım kötü oynuyor. İşte beraberlikte şunu bunu dediniz. Hepsine eyvallah diyorum. 6-0 yenmiş. En son Bandırma Spor'un 6 gol attığını nerede gördün ya? Nüfusu 200 bin Bandırma'nın. Evet. Böyle sayımız 4 bin ya. Nerede gördün? Evet abi ya. O da var ya yine bizim taraflardan. Hani Anadolu'dan mı? Onun yaz. Onun yazısını bizim taraflara yaz. Yani Erzurum'a, Şanlıurfa'ya, Kocaeli'ye, Sakarya. Düşünün bakın. Onlar daha fazla gelmişler ya. Şensoy. Lütfen. Bakın program bitiyor. Bize sahip çıksınlar. Yani. Bir beğeni. Bir yorum. Bak diğer programa daha fazla yorum geliyor. Birinci programına. Evet. Önümüzdeki maça bakalım. Çok geliyor. Hepsini tutturmuşuz bu arada. Ama ben 10.5 analize de rekor mesaj bekliyorum. Haydi bam bam diyorum ve şunu söylüyorum. Lütfen yorumunuzu, beğeninizi bizden eksik etmeyin. Hoşça kalın.